İşte benim saç serüvenim normalde şeyde başladı. Dökülmesi 98 yılında başladı. İlk gördüğüm zaman böyle fabrikada saçlarımı çok güzel taradım yani. Böyle bir tarak vardı, o tarak içerisinde bisiklet lazım. Fırçayı verdim ama. Fırçalı bir tarağım vardı. Fırça güzel, doğum gösterisi. Olmuyordu yani, çünkü baş gibi olmuyor. Saç böyle bir şey. Bayağı yoğundu. Yani yoğundu. Güzel. Yaş kaçtı? O zamanlar işte, yani dökülme zamanında 20 yaşında başladı. Şu anda 18 yaşındayım, 18 yıl geçti. Hala bitmedi abi. Yani sıkıntılı bitmedi de o zamanlar dediğim gibi taraya taraya saçlarımı böyle şekil sokardım. Her gün böyle jölelerdi. Çünkü böyle kipi bir şeyle tüyler çıkıyordu böyle. Güzel olmuyordu. Sonra bir gün böyle fabrikada böyle baktım, şu yanlarda böyle bir şeyler olmaya başladı. Şu yanlar. Tabii o kadar başta, şöyle yedikten sonra. Tabii şimdi önce yanlar dökülüyor ya saç dökülüyor. Buralar başladı. Önce fark edemedim. Sonra 98'in üniversiteye giderken bir de o adamda depremi yaşadım ben 9. 99. Stres de dedik. Tabii o da bir tehlikeli arkasından. Saçlar komple gitti. Sonra peki ne yaptınız? Yani aşama olarak bayağı bir zaman saçlarımı böyle usturaya vurdurdum. O dediğiniz o şeyler falan var. Yağ, sarımsak falan onları karıştırdım ama hiç fayda etmedi. Hiçbir şeyini göremedim. Koku yapıyor ya bu sadece. Başka bir şey yapmıyor. Değil mi yani? Hani kozmetik ürünler, yağlar, doğal ürünler. Yok sarımsak. Takip ettiğim hepsi. O bazı ünlü futbolcuların anlatmış olduğu gibi işte Avrupa'dan gelen arkadaşlarımızda işte şampuanlar falan istedik getirdik ama hepsi hikaye. Hepsi bende yani. Hiçbir şeyi yok, faydası yok. Sonra dediniz ki ben bir saç ektireyim. Saç ekimi yaptırdım değil mi? Yani yapacak başka çünkü bir şey yok. Başka bir alternatifi yok yani saç dökülmesi öyle bir şey ki insanın psikolojisi gerçekten bozuyor. Dedik saç ektirelim madem böyle bir şey çıktı. Büyük bir umutla gitti. Şimdi o zamanlar yeni çıkmıştı. Bir saçlara geri kavuşacağız diye. Biz her gün konuşuyoruz bir arkadaşla. Bunu kurban olarak gönderdik ilk. Ben gittim. Dedim sen yaptın. Ben yalnız geldim saçlarım döküldü. İki tane şey ve razı edeyim yani. Allah razı olsun yine bir iki tane şeyim var. Topuk idare ediyorum yine. Bir 20-30 tane var. 20-30 tane var. Böyle topuk falan çıktı sonra. Önce saç ekimine devam edeyim. Saç ekimim gün görende bir yerde yaptırdım. O zaman yeni başlamıştı. İsim verme. İsmini vermeyeceğim. Orada böyle girdim. Tabii cesaretle yaptık yani saç çıkacak ya. Şimdi nasıl buraya geldik aynı şekilde. O zaman da öyleydi. Sonra büyük bir ümitle gidiyorsun. Gittim tek başıma girdim. 4 kişiyle çıktım. Düşün yani ben çıkamadım oraya. Bayıldım orada. O buraya keserken. Şey bir de ben dedim anlatın dedim ya. Koyu da geldi bir tane kasap gibi kesti beni. Sen gibi koyun kesiyorsun. Burayı böyle resmen kesti ve buralara kanlar falan fışkırıyor. Evet. Hiç böyle şey yok yani. Normalde kan olanı göstermemen lazım. Onu gördüm benim bir şeyim psikolojim oldu. Yani dedim acaba iz kalır mı bilmem ne olur mu. Sonuç bir süre bekledin iyileşti. İyileşti. Bekledik yani çıkacak diye. Olanlar da gitti. O stresten beklerken. Saç kalmadı kadar. Yani işte kalan bu. Bu da pek bir yani şey değil. Ama yine böyle özel hiç günlerde yine. Hiç yoktan yine iyi diyoruz. Yani en azından böyle bazı arkadaşlarım bir açıldım havalimanına gibi komple açık. Tabii artık havalimanına çalışıyorum. Korkuyorum ki burada uçak inecek diye. Bazı arkadaşlar. Şapkası çıkarmıyor abi. Şimdi arkadaş ektirdi. Sen hangi gazla gittin hocam? Hani bu adamın sonuç belli. Ben gazla gittim. Kobay bunlar gönderdim diyorsun da peşine hepiniz gitmişsiniz. Yok abi düğün yapacağız. Kafada saç yok. Böyle bir sistem o zaman da yok. Tamam. Olsa yaptırırız. Hani düşünürsün. Şimdi ne yapacaksın? Düğünde de dedin ki yer böyle olmaz. Ya abi diyorum ya. Niye mesela başka yöntem denemedin? Protez saç falan. Kısa vadede daha iyi değil sanki. Ya onlar havasız havasızlık oluyor. Şey oluyor. Her gün haftada bir bakıma gitmen lazım. Ya da ayda bir bildiğim kadarıyla. Onlarla uğraşmak istemem. Bir de kendi saçın gibi değil. Canlı değil yani şey değil. Hı hı. Aslında sendeki, bir şey ya. Sendeki hekim daha iyi bence gördüğüm kadarıyla. Hani abi işte tecrübe kazanamıyorum ben bundan. Tecrübe ne getirdim? Ben biraz daha araştırdım. Seni soru yaptırdı ama. Bir de benim alım şeyi çok. Senden sonra öğrendiler diyorsun işte. Evet, evet, tabii yani profesyonel oldu herkes artık. Bendekinde alım yeri de daha çoktu. Beni daha çok kestiler böyle kafayı. Eyvallah. Tabii. Ya bir de benimle ilgilenmediler. O gün doğum günü vardı birilerinin. Acele ettiler beni. Ben çok istiyordum ya. Rahatsızlandım. Ben de artık bıraklar da bırakın böyle kalsın dediler yani. Sonuçta düğünümüzü atlattık abi. Onu atlattık. Ama topik şimdi şu var. Şimdi saç ektirdim tamam. Yani hiç daha sonra ama arkası çok kötü yapmıştır. Eski yöntem çok rezalet bu yönde. Hani kişinin sanki böyle çok ciddi beyin ameliyatı geçirmiş birisi var. Öbür yönden de aynı abi. Yani görüyoruz biz her gün iş yerinde. Adamlar noktan dağılıyor herhalde kelli koyuyor yani buralarda. Bu belki görmüyor ama alanlar belli buralar değil. Seyrelmiş saçlar hiçbir şey yok ki. Biliyorum başlığa baktım onu saç ekiminden demiyorum. Bak mesela o yöntem ben sizin işinize yarar. Adam mesela burayı şimdi zayıflatmış ya. Hı-hı. Çok tam o bu ideal tam orası için ya. Tam belki açık alan için de olabilir ama çok arkadaşlık tane gördük güzel olmuş belki de. Hoşuma gitti. Hı-hı. Yani belki onlar sizin için daha iyi olur. Çünkü açık alan yani var. Onları zaten kaptan böyle doldurmak daha güzel. Saç ekim mağdurları en çok sevdiğimiz müşteri grubu. Abi. Peki bir şey soracağım. Nereden şimdi? Simülasyon nereden gördünüz? Nereden çıktı? Önce ben anlatayım. Hakan arkadaşım çok severim. Yıllardan beri beraber çalışıyoruz. İnşallah aynı vardiyada yine başlayabiliriz. Şimdi başlayamadık ama.
Bana söylemişti bundan 6-7 ay önce. Ya böyle bir olay var. Ben fazla önemsemedim. Çünkü abi sen başta şey anlatman lazım. Biz burada tanıştığımızdan beri 12 senedir saçtan başka muhabbetimiz yok. Yok. Onlar biliyordur zaten. Yani anlamıştır da. Yani bu şey oldu, simülasyon oluyor yani. Yani bayağı taktım kafamı o kadar yani. Saç oldu yani. Sabaha kadar biz o limanda gezeriz hep bunların şey konuşurduk. Saç. Tabii canım saç. Yani muhabbetimiz yok. O zaman bekar ısrarı... Mesela ne eksiklerini duyuyorsun hayatta? Abi niye gidiyorsun? Hep şapkayla geziyorsun bir kere. Tamam. Bir kere şapkayla geziyorsun. Halı sahada maça çıksan bereyle çıkıyorsun. Halı saha muhabbetimiz var. Ben topu çıkmaya korkardım. Nasıl mesela Cenk Tosun Beşiktaş'ta çıkamıyor kafayla. Korkuyor adam. Aslında koysa gol atacak. Beşiktaş'ı şu an böyle bir kara kart aldı istedim. Ama adam atamıyor. Aslında Beşiktaş'ı biz şampiyon yaparız. Onu söylüyorum herkese. Nasıl olacak biliyorum. Şimdi saç ektirenlerin çoğu topikle destekliyor. Şimdi futbolcu da topikle tabi kafa vuramayacağı için. Abi. Vurursa da diş dırkona slow motion anında yakalar o tozlar havada. Birçok futbolcu ben bakıyorum çıkmıyor topa. Ve gerçekten çıkmıyorlar. Yani abi. Kafa toplarından uzak duruyorlar. Böyle belli şeylerden ikili mücadelelerden uzak duruyorlar. Ama o tozun çıkma korkusu var. Ben söylüyorum, belli futbolcular gelsin, ben o takım bu sene şampiyon. Her türlü kafayı vurur. Niye? Çünkü bizimki o vurmayla yağmurda, çamurda akmıyor. Ektiği saçlarına bir şey olacak diye korkuyorum. Öyle psikoloji de var. Ulan ya işte bunlar gülüyorsun. Yanlış, ben şeyden dolayı soruyorum. Hani psikolojik olarak neler hani etkiliyor? Hani... Ya. En basit. Sosyal ortamda eksikliğini hissediyorsun. %100 yani. Başka bir şey yok. Özel gün olmasını istemiyorsun mesela. Düğünlerde mesela ne yapıyorsun? Şapka çıkarıp takım elbise giymek zorunda. Hadi bana yakışıyor. Ben topuk değil daha ediyorum. Ektiğim saçları biraz topuk güzel oluyor. Yani o şuna gidiyor. Yağmurlu gitmeyeceksin abi. Ama böyle... Tabii yağmurlu günlerde olmayacak. Yağmurlu topuk atıyor çünkü. Yazın evlenin lan. Yazın evlenin. Yani olay var ya. Şimdi beklentiniz ne? Vallahi şimdi beklentimiz abi. Yine başka tercihimiz yok. Çünkü tercih hekimi diyor ki bir kere geleceksin, şimdi bir kere diyorsun ki ondan geldi. Şimdi yeni bir şey. Abi şimdi bir, hani bir tercih. Örnek. Tehirliğimiz de vardır. Saçlar döküldü mü döküldü. Saç ektirdik mi ektirdik. Topik kullandık mı kullandık. Tamam. Hepsini yapmış yani adamlarız yani. Yani. Belki sana adamlar da demişleri gelmemiştir başka. Bir de yok çok var. Var mı bizim gibi çok böyle? Çok var yani. Ben bir kişi söyleyeyim sana. Şok oldum. Bana gelmeden önce hocaya gitmiş. Kafasını okutmuş saç çıksın. Allah yani bana. Tarifi yok. Yani bize gelen kişilerin bazıları abartıda tarifi yok. Bütün yöntemleri deneyenler var, saçına sürekli kına yakanlar var, kalemle sürekli boyayanlar var. Hani inanılmaz yöntemler var. Bu karbon kağıtları var biliyor musunuz? Hani iki kağıt arasına koyup onunla kafayı boyayanlar var. Allah Allah. Çok yöntem çok bize gelen. Hani biz duyduğumuz önce bir bayağı bir şaşırdık. Artık belli yöntemler var. Sarımsak yağları falan işe yaramadı, herkes kabul etmiş. İnanılmıyor. Hatta bir ara çam yağları falan filan öyle sattılar millete. Ya, hani belli şeylerden artık insanlar medet olmuyor ama en son hocaya gideni gördüm. Ve adama dedim ki, yuh dedim yani, hocayla saç mı çıkıyor? O zaman ben hiçbir şey denememiştim. Ya ama şu var, ben onu gördüm. Saç sorunu kafaya takıldığım zaman çıkmıyor. Yani bunu bir şekilde ekarte etmek lazım. Evet. Ben de o yüzden şey yaptım bu videoyu, dedim hani çekelim böyle bir şey. Hani izleyenler de hani genel anlamda ilk öncesini görseler. Ben aslında kamerayı göstereyim ilk hallerinizi. Kamerayı doğru kafanıza eğerseniz bir görürsün. Gördüğü gibi daha önce saç ekimi yapmışlar. Böyle bir ufak arkada bir da izler var. Hepimizde daha güzel ama dikişli gibi izleriz. Hatta beyefendi de kapatsın diye arka bölümünü uzatıp tutmuş. Orada da böyle sanki bir kapak gibi duruyor. Tabii tabii. Yani. Ben de asansörde işlerinde adam görüyor. Abi diyor ne oldu senin kafaya ya derim, ameliyat oldum diyorum ben de kafada. E değil mi? Beyin ameliyatı geçirmiş. Beyin ameliyatı oldum diyorum. Bilmiyor. Anlamıyor sana. Anlamıyor. Ama bilen hemen anlamıyor. Peki şimdi simülasyonla ilgili korkularınız var mı? Yok abi. Yani çok ince. Az önceki arkadaşı gördük ya. İşte keşke göstermeseydik. Hani videodan önce göstermeseydik. Ama o gerçekten çok güzel olmuş. Biz aslında şöyle bir şans oluyor kişileri. Biz %100 buraya gelenleri genelde burada bir kişi oluyor. Hani yapılmış olan şey olan %90 zaten görüyorlar bir kişi. Hem bu tedirginlikleri atsın hem korkuları atsın ve hani biz, ben şahıs olarak asla ısrar etmem. Araştırsınlar, iyi baksınlar. Çünkü niye? Her gittiğin yerde biz süper yapacağız, saçlar süper olacak, şu falan. Değil mi? Ben canlı örneğimiz abi. Aynen öyle. Ben canlı örneği niye gösteriyorum biliyor musunuz? Artık bu kadar insanlar kazıklanmış. Bu, kafana yatarsa yaptır. Bir de benim cesaret nereden aldım biliyor musun? Ben söyleyeyim. İsimleri vermeyeceğim. X kanalları çıktınız. Mesela büyük kanallar, öyle basit kanallar da, kanallar da değil. Orada görüyorum mesela sizi, bazı diğerlerini göremedim mesela. Dedim size, arkadaşa dedim mi? Sizi de incelemiştir bana, bana söylemiştir, benim demiştim 6 ay önce. Önemsemedim pek. Sallam. Öyle bir şans verip baktı kafaya koydum. Ben dedim, bu saçları niye ektirmiyorum dedim. Ya boş şeyler alıyorum. Altımda araba var, şimdi bir seneye daha sıfırını almak istiyorum. Ben sıfır arabaya da bindim. Ya dedim ben bununla uğraşamayacağım, şu psikolojimi düzelteyim dedim ya. Hakikaten bu işi yapıyorlar.
Ve bu dediğim saçmalık. Tekrar gelebilsem diyorsun, saç olmadı mı sıkıntı. Onun muhabbetini yapıyorduk ya, adamın altında Ferrari var ama kafa kel diyorduk mesela. O takmasın. En güzel adam böyle bir niye adam bak kafa kel. Abi takmıyorum, niye adam bak burada takmıyorum diye adam burada. Ya erkekte zaten başka bir şey yok. Bana az önce de onu konuştuk. Şimdi saç var, saç, bıyık var, sakal var, başka bir şey yok ki. Abi bak diyorum ya sana, evlendik çocuk oldu falan filan gerekmez diyoruz ama dedim çocukla oynarken bile baba amma kel kafam var dediği zaman bile o bile adam psikolojik etkiliyor ya. Benim çocukluğa göre saçlar böyle boğulsun, öylesinden mesinler hayran kalırsın. Şimdi işlem öncesi beyefendilerle böyle güzel bir sohbet ettik. Buradaki zaten görüyorsunuz olayın samimiyetini. Ben sağ olsunlar beni kırmadılar. Böyle bir sohbet ettik, hatta onlara dedim ki ben yaptığım işe çok güveniyorum. İşlem öncesi çekelim, insanlar da buradan görsünler. Tedirginlikleri olanlar, bu konuyla ilgili şüpheleri olanlar işleri rahatlasın. Hani kötü bir oyun yargıyı kırmış oluruz. İlla araştıracaklar ha. Biz de araştırdık ama baktık. Yani hatta ben şey diyorum, kesinlikle ama kesinlikle bu işi yaptırmak için buraya gelin, önce bir tanışın, birkaç kişiyle görüşün. Hatta biz şimdi en son saçsimülasyonyorumları.com diye bir sitede daha önce saç simülasyonu yaptırmış insanlar fotoğraflarını paylaşıyor. Telefon numaralarına kadar, oturduğu şehirlere kadar da tanışın. Yani buradaki amaç şudur. Tamam, yapılan işlem muhteşem, insan saçı gibi değil. Hani Allah'ın yarattığı gibi değil. Tabii. Ama teknoloji dahilinde bir kapatma yöntemi. Hani beğenirseniz, arzu ederseniz SFS Center Saç Simülasyon Merkezlerine gelebilirsiniz. Beyefendinin hikayesinde yaklaşık 15 gün içerisinde sonuçlanacak. Bugün hikayenin ilk günü. Adım adım paylaşacağız. Hatta bu süreçte aileler tarafından neler yaşadılar, onları da paylaşacağız. Bakalım serüven nereye gidecek? Bugünlük şimdilik bu kadar. İkinci videoda görüşmek üzere.